Merhabalar değerli seyirciler. Bugün de sizlerle birlikteyiz ve gündemin nabzını sizlerle birlikte bugün de değerli konuklarımızla birlikte değerlendirmelerle beraber tutmaya çalışacağız ki bugün gerçekten artık açılım sürecine de girdik ve bu açılım sürecinde hepimiz için bir başka sağlığımız kadar olmasa da çok önemli bir konu var. O da ekonomi ve ekonomideki durumun nereye evrileceğini hepimiz çok merak ediyoruz. Zaten dünya geneline de baktığımızda özellikle küresel ekonomileri vuran koronavirüs salgınıyla beraber birçok ülkede hem ekonomik dengelerin hem de ekonomik unsurların çok ciddi şekilde zarar gördüğünü hemen izlenim olarak görüyoruz ve birçok ülkede şu an çok ciddi bir ekonomik daralmayla yüz yüze kalmış durumda. Bugün de ülkemiz bağlamında baktığımızda ülkemizdeki tabii ki üreticilerin de pek çok şikayetleri var. Patatesi değerinde satamıyoruz şikayetlerini dile getiriyorlar. Tabii ki her sektörde olduğu gibi üretimde de ciddi sıkıntılar var ki üretim biliyorsunuz bizim için çok önemli. Çünkü üretim bağlamında çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir toplumuz ve bizim için önemli ürünlerden bir tanesi olan patateste de ne yazık ki beklentinin altında bir kazanç elde ediyor üreticiler ve Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven yerli üreticiler ve otel işletmecilerine sitemde bulunarak ne demiş? Yerli ürünlerimizi desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durum üreticiler için sıkıntıya sebep oluyor demiş. Evet, yerli üretimimizi desteklememek için ellerinden geleni yapıyorlar şeklinde iddiasını dile getirmiş ve içinde bulundukları sıkıntıyı da bu şekilde paylaşmış değerli seyircilerimiz. Evet, kepenklerin açılmasıyla birlikte tabii ki sokaklar canlandı. Ciddi bir kalabalık var. Tabii bu kalabalığa baktığımızda ama hepimizi rahatsız eden belli noktalar var. Onları da dile getirmemiz lazım. Bir kere tedbirler bağlamında, maske takılması bağlamında, mesafelerin korunması bağlamında ne yazık ki yeterince özen gösterilmediğini gözlemleyebiliyoruz ki ne olur bunlara dikkat edelim. Çünkü eğer bu tecrit yaşamına yeniden dönmek istemiyorsak, yeniden sokağa çıkma yasağıyla karşılaşmak istemiyorsak bu konularda özenli davranmak zorundayız. Ve bu bağlamda da üzerimize düşeni vatandaşlar olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Evet, ne dedik? Sokaklar canlandı dedik. Esnaf beklemede tabii ki. Ancak bir taraftan da tabii ki bir para sirkülasyonu, sıcak para sirkülasyonunda da ciddi bir sıkıntı var. Ve telefon hattımızda da Maliye Eski Bakanı sevgili Birikim Özgür var. Merhabalar. Merhabalar Pınar Hanım. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet, arkadaşlar sesi birazcık açabilirsek stüdyoda çünkü duyamıyorum. Sevgili Birikim Özgür, açılım sürecine girdik ama bu açılım süreci tabii ki dünyada çok ciddi bir ekonomik daralma var. Ülkemiz bağlamında baktığın zaman ne söylemek istersiniz? Nasıl bir öngörünüz var? Hem genel olarak dünya küresel bağlamda hem de ülkemize yansıması anlamında. Pınar Hanım, 9 Mart'ta ilk vaka tespit edildikten sonra KKTC'de hükümet çok hızlı bir karar üreterek ekonomik faaliyetleri durdurmuştu. Bunun tabii ki çok ciddi yansımaları oldu ister istemez ekonomi üzerinde. Tabii ki en insancıl boyutunda istihdamla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini gözlemliyoruz. Geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçi Bayramı kutlandı ama çok belirsiz koşullarda
1 Mayıs'ı tecrübe ettik bu yıl. Yani bizim nesil açısından bakıldığında belki de en vahim 1 Mayıs kutlaması oldu bu. Hem evlere kapanıldı hem de işini kaybedenler, işini kaybetme riski bulunanlar veya maaşıyla ilgili bir takım olumsuz durumlarla karşı karşıya kalanlar maalesef bu belirsizlik ortamından çok ciddi şekilde etkileniyorlar. Bütün dünyada sizin de ifade ettiğiniz gibi bu durum yaşandı, yaşanıyor. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Sağlık için evlere kapanıldı, ekonomik faaliyetler durduruldu. Ama bu süreçte bir devletin nasıl güvenilir olabileceğiyle ilgili, devlete güven noktasında ne gibi hizmetlerin beklenildiğini toplum tarafından, devletten birebir gözlemleme fırsatımız da oldu bu yeni tecrübeyle birlikte. Yani sağlık hizmetlerinin düzgün bir şekilde sunulup sunulmadığı farklı ülkelerde gözlemlendi. Bunun yanı sıra insanların temel ihtiyaçlarını bu devlet eliyle ekonomik faaliyetlerin durdurulduğu süreçte nasıl karşılayabilecekleriyle ilgili, devletlerin bu sürece nasıl katkı sağlayabileceğiyle ilgili önemli tecrübeleri yaşadık. Bir takım ülkelerde işletmelere siz ve tabii ki çalışanlarına siz gönlünüzü ferah tutun. Bu süreçte bütün maaşları biz devlet olarak ödüyoruz. Siz bu pandemi sonrasına odaklanın ve sağlığınızı koruyun. Buna bu şekilde bu süreci birlikte atlatalım, dayanışmayla şeklinde net mesajlar verildi. Bunun gereği yapılabildi. Bizim ülkemizde bir takım sıkıntılarla birlikte mali imkanlar el verdiğince ve tabii ki hükümetin organizasyon kapasitesine de bağlı olarak bu temel ihtiyaçların karşılanabilmesiyle ilgili uygulamalar devreye sokulabildi. Biliyorsunuz 1500 TL özel sektör çalışanlarına bir destek gündeme geldi ama bu çok tartışıldı. İşletmelerin huzurlu bir şekilde bu kapanma sürecini yaşayabilmesi, işte çeklerle ilgili tartışma olsun, başka bir takım sıkıntılı konular olsun, çok mümkün olamadı maalesef. Ama nihayetinde 4 Mayıs itibariyle, yani dün itibariyle ekonomik faaliyetlerin tekrardan başladığı ikinci safhaya girmiş bulunuyoruz. Yani devletin sağlığımızı koruma ve temel ihtiyaçlarımızı giderme noktasındaki vazifesi birinci safha şeklinde ifade edilebilirken, şimdi ikinci safhada bu sıkıntılı süreçle birlikte işletmelerin karşı karşıya olduğu bir takım risklerin bertaraf edilmesi noktasında devletin görevleri ön plana çıkıyor. Bütün dünyada da bu yine bu şekilde yaşanıyor. Ve tabii ki buna bağlı olarak ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalınmaması için devletin yine sosyal devlet olgusu çerçevesinde, ama bu kez işletmeler odaklı, yani bireylerin temel ihtiyaçları birinci safhada ön plandaydı. Şimdi işletmelerin ayağa kalkabilmesi ve yeni süreçte tökezlemeden yoluna devam edebilmesi adına bir takım hibe programlarının, faiz destek programlarının yürürlüğe sokulması gerekiyor. Biz de biliyorsunuz bu çekler tartışılırken %3 faiz destekli 1 milyara yakın bir kredi imkanı işletmelere sunulmuştu. Bununla birlikte 25 Mart'ta hükümet tarafından açıklanan birinci paket çerçevesinde bir takım başka kredi imkanlarının da devreye sokulabileceği Mayıs ayı itibariyle ifade etmişti. Ama bunlar henüz yürürlüğe girmedi. Umarız ki unutulmayacaklar. Çünkü paket orada duruyor. Herkes bu paketi birebir tüm maddelerini takip ediyor nihayetinde. Ve böyle bir beklenti şu anda var. Yani alternatif kredi paketlerinin sunumuyla ilgili. Ama bunun ötesinde
özellikle hibe programları sunulması veya turizm ve yüksek öğrenime yönelik dış talebi artırmaya dönük bir takım ciddi desteklerin gündeme gelmesi şart. Bununla ilgili de iç borçlanma ve dış kaynağa erişim alternatifleri üzerinde duruluyor. Finansman açısından bakılıyor doğal olarak bu sürece. Çünkü finansman imkanları bizim devletimizin çok çok kısıtlı. Yani 45 yılda maalesef 15 günde çöken bir devlet yapısı yarattık. Böyle bir olumsuz tabloyla karşı karşıyayız. Ve bugün itibariyle sektörlerin yeniden ayağa kalkabilmesi için sunulması beklenen destekler de maalesef yine devlet tarafından somutlaştırılabilmiş bir paket çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılabilmiş değil. Bunlar çok ciddi olumsuzluklar ve tabii ki ders çıkarmamız gerekiyor. Birinci ders, bu ekonomiyle, yani ithalata dayalı bir ekonomik yapılanmayla, yeterince üretken olmayan bir ekonomik yapılanmayla biz artık ilerleyemeyiz. Yani bu ekonomik model çökmüş durumda. Ben bu şekilde bir tespit yapıyorum. Yeni bir modelle bizim yeni süreci tasarlayıp hızlıca hayata geçirmemiz gerekiyor. Üretkenliği artırabilme noktasında bir takım radikal kararların alınması gerekiyor. Bu çerçevede milli gelirimiz içerisindeki payı %70'lerin üzerinde olan tüketimi nasıl aşağıya çekeceğiz? Yatırımları nasıl yukarılara tırmandıracağız? Tasarruflarla ilgili ciddi bir tasarruf birikimi de var ülkemizde. Bu da bir sorundur. Bunları nasıl yatırımlara yönlendireceğiz? Tüm bunları içerecek bir orta vadeli programa çok ciddi bir ihtiyaç var. Yani ikinci paket diye ifade edilen konunun bana sorarsanız ciddi bir orta vadeli program şeklinde kamuoyuyla paylaşılması çok çok önemli. Çünkü mevcut modeli kurtarmaya dönük bir takım çabalar gibi algılanması olasılığı vardır. Devreye sokulacak olan desteklerin. Bu da bize hiçbir fayda sağlamayacaktır. Hatta ciddi riskler de içermektedir bu. Çünkü eğer turizm ve yüksek öğrenim gelirleri realize olmaya başlamadan biz eskisi gibi tüketimi canlandırır ve ithalat yoluyla içteki kaynaklarımızın, hatta iç borçlanmayla destekleyerek içteki kaynaklarımızın yurt dışına çıkmasına yol açarsak esas fakirleşme işte o zaman gündeme gelecek. Bu çok büyük bir risktir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ülke gelirlerine paralel olarak tüketimin canlandırılması ve buna dönük bir tedbirlerin devrede tutulması hayati önem taşıyor. İkinci ve son olarak bu noktada bu ikinci safhayla ilgili ifade etmek istediğim husus dış kaynağa erişim meselesi. Az önce ifade ettiğim bu ekonomik modeli değiştirmek için bir orta vadeli programın hazırlanması ve yürürlüğe sokulması gerekiyor. Biz bunu yıllardır yapmadığımız için Türkiye ile dış yardım ilişkimizin manivela etkisinin ortadan kalktığını birebir gördük, yaşadık. Yani Kıbrıslı Türkler bu sistemi düzeltmek adına bu yardımları fırsata dönüştürmedi, dönüştüremedi, hatta suistimal etti. Bu Türkiye tarafından da fark edildi ve dolayısıyla şimdi Türkiye bir adım geride duruyor ve bizi izliyor. Ne yapacağız? Elimizdeki kaynaklarla doğru bir modelleme ile ekonomimizi kurtarmak adına ne gibi girişimlerde bulunacağız? Nasıl bir siyasi irade ortaya koyacağız? Bu izleniyor Pınar Hanım. Evet. Ve örneğin hükümetin yaptığı açıklamalara bakılacak olursa Mayıs ayı sonu itibariyle yine tüketimi canlandıracak çerçevede bir iç borçlanmanın gündeme gelmesi, kamu ücret politikası bağlamında kamuoyuyla paylaşıldı. Bu tabii ki Kıbrıslı Türklerin henüz bu yeni model arayışına girmediğini ve dolayısıyla
yurt dışından dış yardım çerçevesinde ülkeye gönderilecek kaynakların da hemen ilk refleksle yine tüketime yönlendirilebileceğini gösteriyor. Bu da tabii ki Türkiye'nin bir adım geride durarak bizi izleme pozisyonunu devam ettirmesi riskini içinde barındırıyor. Dolayısıyla laçkalaşan o Türkiye ile dış yardım ilişkisini de toparlayabilmek adına yine orta vadeli bir programla yeni bir ekonomik modele geçişi sağlama zorunluluğumuz vardır. Bu çerçevede krizin ikinci safhasında efendim Türkiye'den dış kaynak gelmek zorundadır gibi bir takım açıklamalar hem hükümet kanadından hem de muhalefet partileri tarafından sürekli yapılıyor. Ama bu kaynağın etkin ve verimli kullanılabilmesi için hiçbir program önerisi şu ana kadar yapılmış değil. Dolayısıyla bu Türkiye'den kaynak şart şeklindeki açıklamaların da değişmeme direncinin bir göstergesi gibi algılanması riski var. Buna çok dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu aşamada bizi kurtaracak olan temel bakış açısı şu anda fakirleşmemişiz gibi davranmak adına bir takım kaynakları devreye sokmak ve tüketimi canlandırmak değil, fakirliği kanıksamak ama orta vadede güçlenmek, daha güçlü olmak, üretken bir ekonomiye geçişi sağlamak adına bu süreci doğru yönetmek şeklinde bir bakış açısına ciddi şekilde ihtiyacımız var. Dünyada farklı tartışmalar var Pınar Hanım. Dünyada yaşanan tartışmalar 2020 yılında faaliyetler yavaşladığı için bir küçülme yaşanacağı ama 2021 itibariyle ekonomik göstergelerin V şeklinde tekrardan eski rayına oturacağı öngörülüyor. Ama bizde hem bu iç kaynakların tüketim yoluyla yurt dışına çıkması ve gelirlerle ikame edilememesi riski nedeniyle hem de zaten geçmişten beridir sürdürülebilir olmayan ekonomik yapının ciddi yara almış olması sebebiyle ve değişim zorunluluğu bağlamında düşünüldüğünde farklı bir süreç yaşanacağı ve o V şeklindeki düzelmenin bir yılda değil, eğer doğru yaklaşım sergilenir, siyasi irade ortaya konursa 2-3 yıl içerisinde ve çok daha güçlü olacak şekilde gündeme gelebileceğini ortaya koymak lazım. Kamuoyuyla bunları paylaşmak lazım. Siyasi irade oluşumunu halkın hissetmesi ve buna güvenmesi çok büyük önem taşıyor. Maalesef ama maalesef biz hep bir takım temel meselelerin etrafından dolaşmayı siyasete marifet zannediyoruz. Yani iyi siyasetçi olmanın halktan gerçekleri gizlemekten geçtiğini düşünen bir ortak akıl oluşturduk FKTC'de. Bu da bizi krizlerden yani krizden krize sürüklüyor sürekli. 2018'de örneğin bir kur krizi yaşandı. Kamu ücret politikası çerçevesindeki tartışmalar yanlış yönlendirildi. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı kamu ücretlerinde. Buna bağlı olarak bütçe açığı 1 milyara dayandı. Bugün eğer biz devletin COVID-19 pandemi sürecinde yurttaşın yanında yeterince bulunamadığını konuşuyorsak, bunda 2018'deki vahim hataların da bir etkisi vardır. Bunları göz ardı etmememiz gerekir. Popüler olalım, tepki çekmeyelim vesaire diye meseleleri ele alıp da günübirlik bir takım kararlarla ülkeyi yönettiğimiz zaman işte 1-2 yıl içerisinde başka bir kriz gelir, durum daha da kötü olur. Evet. O nedenle doğru ekonomik akılla, doğru yaklaşımlarla en azından bugün
siyasi irade sergilenerek bu sistemin sürdürülebilir kılınması adına radikal bir takım kararlara imza atılmasını ben şart görüyorum. Genel olarak böyle bir değerlendirme yapabiliriz Pınar Hanım. Çok teşekkürler Birikim Bey, programımıza katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli seyircilerimiz, eski Maliye Bakanı Birikim Özgür de ülkemizde ve dünyada yaşanan bu ekonomik daralmaya ilişkin görüşlerini paylaştı bizimle. Bugün zaten Haberatör Gazetesi'nde de bir değerlendirme vardı ki gelirlerde %57.6'lık bir gerileme söz konusu olduğunu paylaşmıştı. Yeni koronavirüs ile mücadelenin kamu maliyesi üzerindeki etkisini Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'yla değerlendirmişlerdi ve her yıl bütçe açığı veren bir ekonomide koronavirüsün etkisinin büyük olduğunu kaydetmişti Sayın Bakan da. Ve gümrük gelirlerinde yalnızca Nisan ayında %57.6'lık bir gerileme olduğunu ve gümrük gelirleri, fiyat istikrar fonu gelirleri ve KDV gelirlerinin de bütçenin 3 ana başlığını oluşturduğunu belirtmişti Sayın Olgun Amcaoğlu ve bunlardan yalnız birinde %57.6'lık bir gerileme olduğuna dikkat çekmişti ve bu yapmış olduğu açıklama da Haberatör Gazetesi'nde manşete taşınmıştı bugün. Ve yine Amcaoğlu maaş kesintilerinin ne kadar devam edeceğine ilişkin bir soruya da gerek kesilen maaşlar gerekse 13. maaşlar anayasa ve müktesebat gereği devletin bir borcudur. Devletin maaşlarını %25 kesintiyle ödeyebildiği aylık gelirlerinin %57 azaldığı bir yapıda şimdi 13. maaştan şu an bahsetmenin pek de bir anlamı yok diye görüşlerini paylaşmıştı değerli seyirciler. Evet, gerçekten de inanılmaz derecede büyük bir ekonomik darboğazla dünya yüz yüze durumda. Ve genel istatistiklere bakacak olursak da bunu görmemiz zaten mümkün. IMF raporuna göre Amerika ekonomisi ki dünyanın en büyük ekonomilerden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl %5,9, Avro bölgesinde de %7,5'lik bir küçülmenin söz konusu olacağı açıklanmıştı. Ve telefon hattımızda Sayın Tamer Müftüzade var. Efendim merhabalar. Merhaba Pınar Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Tamer Bey, sizden bir değerlendirme almak isteriz. Özellikle koronavirüs salgını sonrasında ekonomide yaşanan sıkıntılarla ilgili ve ülkemizdeki ekonomik yapıyla ilgili değerlendirmelerinizi almak isteriz. Tabii ki bu 1 milyon dolar soru Pınar Hanım. Evet. Ama biz en kısa şekliyle lütfen. En kısa şekliyle bir cevap vermeye çalışayım. Şimdi hepimiz de mutabıkız ki bizim devletimiz sağlık konusunda elinden geleni yapmıştır. Dolayısıyla o konuya pek girmek istemiyorum. Zaten durum belli. Pek bir hastamız yok. Galiba bir kişi var hastanede bugün. Onun da iki tane de lokal vefat eden kişi vardır. Toplamda da 100 küsur insan işte hasta. Dolayısıyla bu dönemde Mart 13'ten sonra bu dönemi sağlık açısından sanırım çok iyi bir şekilde idare ettik. Şey geriye kaldı tabii ki en önemli konu bu ülkenin ekonomisi ne olacak? Bu çarklar dönecek mi? Biz bu yükü, ekonomik yükü kaldırabilir miyiz? Bu milyon dolar soru dediğim de bu. Evet. Şimdi ben öğreniyorum ki dün gece Sayın Erhan Arıklı da televizyondaydı, bir televizyon kanalında. Onun demesine göre bu ülkede
60 bine yakın civarında bir kamu sektöründe çalışan kişi var. Artı emekliyle falan 80 bin kişiden bahsediyor. Bunlar tabii ki üretken olmayan insanlar. Ve de biz devlet olarak bu insanların maaşlarını veya da gelirlerini bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Bizim de pek bir paramız yok. Dolayısıyla yani devlet özel sektörden toplayabileceği vergi ile bu insanları bir şekilde ödeyecektir konusuna gelir. Sayın Maliye Bakanı da dedi ki bu külfetin toplamı 550 milyon TL idi bir zamanlar. Şimdi ancak ve ancak 100 milyon toplayabilirim diyor. Dolayısıyla öyle bir açık var ki bizim bu açığı nasıl kapatacağız ben bilemem. Diğer taraftan tabii ki çok önemli lokomotif sektörlerimiz vardı ki bu vergi yükünü taşıyıp da devleti taşıyan, devleti omuzlarında taşıyan bir sektör vardı. O sektör de tamamen turizm sektörü. O sektör de tamamen kapanmış. Ne zaman, nasıl ve ne kadar harekete geçecek onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla önümüzde sanırım çok büyük bir problem var. Ve bu problemlerine ne kadar hazırız? Bunun cevabını şu an vermek biraz zor. Tabii kolaydır. Herkes, bazı insanlar derler ki git işte Türkiye'den parayı al da gel. Ama bu adamlar da bize bu parayı vermiyorlar. Benim gördüğüm vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Çünkü biz bu insanların dediklerinin hiçbirini yapmadık. Parayı aldık zamanında, popülizm sevdasıyla maaş ödedik. Bu insanlar bunu demediler. Biz protokoller imzaladık ama bu protokollere hiçbir şekilde uymadık. Benim aklıma tek gelen, yani Türkiye'nin maddi olarak yardım etme çekinmesi bu konudur. Ve de bir şekilde bizi cezalandırıyor gibi bir hava vardır. Yanlış değilse. Onun için duyar mısın? Hello? Evet, sesinizi alabiliyoruz biz. Devam edin lütfen. Evet. Dolayısıyla yani bizim ekonomi bakanımız veya da maliye bakanımız her kim ise bir şekilde oturup çok ciddi bir çalışma yapmaları lazım. Biz bu kamu çalışanının yükünü taşıyabilir miyiz? Ne kadarını taşıyabiliriz? Nasıl taşıyacağız? Bunların hesabının, kitabının yapılması gerekir. Ve bunu dünden yapmamız lazım. Çünkü hazırlıklı olmamız gerekir. Bugün biraz eğer yurt dışından bahsedersek durumumuz biraz Lübnan'a benzer. Dün bilmiyorum öğrendinizse dün insanlar gidip bankaları yakmışlar. Resmen protesto ediyorlar. Aç. Paraları yok. Para yok. Para alan yok. Çocuğuma diyor ben süt alamıyorum. Tabii bunlar biraz farazi şeyler, örnekler ama umarım biz o günleri yaşamayız. Şimdi biz işte Mart ayını geçirdik, Nisan ayını da geçirdik. Mayıs'ı da geçireceğiz. Ama Mayıs'tan sonrasını nasıl geçireceğiz? Bunu düşünmemiz lazım. Mayıs'tan Haziran, Temmuz ayında ve de yıl sonuna kadar bir para elde edebilecek miyiz ki yükümlülükler devam edebilsin bir şekilde. Şimdi dün de duydunuz işte ekonomi bakanı 40 kuruş benzin fiyatından kesmiş. O bir sürü tenkitler
Şimdi yani artık milletin psikolojisini de öğrenmemiz lazım. Sen çıkıp da dersen ki ben 40 kuruş kestim, bu yeterli bir ifade değil. Bir de çok kısa kesmemin sebebi de budur diye bir açıklama yapılması lazım. Bazı insanlar o açıklamadan da açıklamayı da yeterli görebilirler. Hiç olmazsa 100 tane eleştiri yerine 50 tane eleştiri alır. Yani insanlara şeffaf olmak lazım. İnsanlarımıza bir şekilde psikolojilerini de anlamamız lazım. Çünkü herkes zor durumda. Değişik bir dünyada yaşıyoruz. Bugün ne sen ne de ben sokağa maskesiz çıkamayız. Biz bunlara alışmadık, bilmiyorduk. Yeni bir dünyadır. Ama burada yalnız biz değiliz. Bütün dünya böyle. Dolayısıyla bu anormal duruma da bir şekilde ayak uydurmamız lazım. Ama ekonominin çarkının da dönmesi şartlı şart. Şimdi dün itibariyle hükümetimiz evet doğru bir karardı. Tabii ki bir şekilde açılacak olan iş yerleri bir normale dönüş de olacaktır. Kontrollü bir şekilde. Bu da güzel. Bunun etkisi de tabii ki göreceğiz. Zaman içerisinde göreceğiz. Evet. Eğer bir yaygın olay çıkarsa diye. Çıkmadığı takdirde hoş güzel. Ama bizde bir turizm endüstrisi adasıyız. Yani başka bir olayımız yok. Dolayısıyla da Türkiye'ye de bağlı bir adayız. Çünkü turist de oradan geliyor. Evet, ağırlığı oradan. Burada da bir ilişkilerin de bir şekilde yoluna girmesi lazım. Tabii uçaklar söz konusu. Uçaklar uçacak. Bunlar bizim uçaklarımız değil, başkasının uçağı. Başkası o uçakları uçurtacak. Başkasının ülkesinde oturan insanlar bizim ülkemize gelip de tatil yapacaklar mı? Belki bazıları yapar, belki bazıları yapmaz. Yapacak olan insanlar eski hacimle de yapmayacaklar. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla bizdeki gelir unsuru dediğimiz rakamlar artık çok küçük rakamlarla oluşacak. Zaman içerisinde belki büyüyebilir. Bunları da hep yapabilmek için çok acil reformların olması gerekir. Bunu biz kendi mesleğimde söylüyoruz reform diye ama kimsenin kulağı bir şekilde duymuyor. Acil olarak söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Tamer Bey programımıza katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için efendim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli seyirciler bugün iki kıymetli ekonomiye gerçekten çok hakim iki değerli kişiden uzmandan ülkemizdeki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini aldık ve kendileri bizlerle öngörülerini paylaştılar. Tabii dileriz en kısa zamanda bu ekonomik sıkıntılardan kurtuluruz ama ilk etapta tabii ki tekrar söyleyelim, bıkmadan söyleyelim. Lütfen bu süreçte maskelerinizi takın, sosyal mesafe kurallarına uyun. Çünkü bunlara eğer uyulmazsa bu ekonomik bağlamdaki açılım sürecini sağlığımızın kaybetme tehlikesi ile bertaraf etmeyelim. Lütfen sağlığımızı koruyalım ki bu ekonomik daralmadan, bu ekonomik sıkıntılardan da kurtulabilmek için daha hissedilebilir adımlar atabilelim. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız.